inenler çıkanlar elektronik tahtamız. Evet. Sen oradan oku, ben çünkü parlıyor. Toronto. Evet. Dün bu sabah zirve maçını kaybettiler ama 8 maç üst üste kazandılar. Bu arada Kawhi da konuştuk. Pop'a cevap vermek için muazzam oynadı. Hakikaten inanılmaz. MVP olabilir mi sence? İşte demin konuştuk ya, evet. Bence Batı'da şu anda LeBron'da ikisi yarım adım. İşte diğerlerinin önünde görüyorum. Antetokounmpo'nun önüne yazıyor musun mesela Kawhi? Onu i̇şte merak Doğu ediyorum. İşte Doğu ile Batı'yı ayırdım. Ayırdım şimdilik. Biraz daha çünkü maç dağılımının biraz daha dengeli olması lazım. Biraz daha sezon daha çok var. Biraz daha ilerlesin sonra konuş. Ama Antetokounmpo şu anda akıl almaz oynuyor. Eğer yani Milwaukee oralarda kalırsa bire yazıyorum. Yani ayıp olur. Değil mi? Lakers, Kuz, Boston, Elvi de var orada tabii. Evet, tabii Uncle Drew var. Uncle Drew orada kaybeder. Senin Davis. Eklediğin satır Anthony Davis, Rose Harden. Rose Harden orada Rose. Denver'ı yazdım orada. Millsap da var. Bu sabaha karşı çok iyi oynadığını söyleyemeyeceğim ama ondan önce de bir iki maç önce falan da. Hayır. Bir 5-6 maçlık periyotta %70 sağ içiyle 20 sayı 10 reboundla oynuyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani hakikaten muazzam müthiş oynuyordu. Jokic'i de yazdık tabii. Bu arada tabii Simmons. Yalnız Furkan'ın verdiği aleyhüp pasını gördün mü? Gördüm tabii yani, ya. Geçen zaten hafta için. Zaten ettim. Sen anlatıyorsun. Blake'i de yazdı. Şey takmaya başladı biliyorsun tekrar. Ve bant takmaya başladı kafaya. İyi şey yaradı mı? Yaradı, bayağı etki ediyor. Çok iyi oynuyor. Yani şu anda ilk defa bence geçen hafta Embiid'in biraz önüne geçti. Tabii. Çok doğru söylüyorsun. Yani Butler da çok iyi oyun saldı bu arada. Evet, evet. Yani zaten kişisel olarak hastasıyım. İzlemeye bayılıyorum tarzını. Simmons'ın. Evet, biraz da şutu olsaydı. Şutu da olsa zaten mükemmel oyuncu olacak abi. Ya. Detroit Blake'i yazdık. Ve ayın oyuncuları. Doğu'da Ante, Batı'da bu arada Harris. Yani o bile konuşuluyor biliyorsun değil mi? Hakikaten öyle. Yani MVP için. Geçen Lou için en iyi 6. adam konuşmalarımızı yapmıştık. O da şimdi MVP radarına girdi. Ama kolay değil. Yani çok yüksek profilli oyuncular var. Ya bunu sürdürürse neden olmasın da şundan olmaz abi. Pazarlama anlamında Amerika'da Tobias Harris'e MVP vermezler. Chicago Reset Fred için çok düğmeye basıldı. Yeni gördüm. Bu arada mesela Utah çok beni şaşırtıyor. Meriç olsaydı da konuşsaydı. Onun favorisiydi Batı'da. Hayal kırıklığı. Sonlarda. Portland'ı inişe koydum çünkü olmayacak maçlar kaybettiler. Charlotte keza öyle bir küçük düşüş yaşadı. 3 maçlık bir. Phoenix. Atlanta, Cleveland, Phoenix. Bu arada Brooklyn Cleveland'a da yenilerek 6 maçlık mağlubiyet serisini 7'ye çıkardı ve taçlandırdı. Herhalde şu anda NBA'in en kötü takımlarından biri.